mutluyuz bugün. 3 puanı almak bizim için önemliydi çünkü milli ara da var. Tam milli ara öncesi toplam 7 puan toplayıp milli arada yeni gelen zaten oyuncularımızın da kadroya monte olmasıyla daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Bugünkü maç o anlamda çok önemliydi. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. İyi bir ekip yarattık. Geçen seneki dar kadronun yerine bu sene daha geniş bir kadro. Kulübede daha zengin bir ekip var. Tabii takımın gücünün farkındayız. İyi bir kadro olduğunun farkındayız. Ama kesinlikle ligin tek favorisi ya da favorilerinden biri olabiliriz ama tek favorisi değiliz. Bu ligin zaten doğal olarak 4 tane favorisi var. 4 büyük takım var. Onun dışında iyi takımlar kurmuş diğer takımlar var. Daha çok güçlü kadrolar kuran diğer takımlar var. Bu anlamda zorlu bir lig olacak. Biz de yine geçen seneki tevazumuzu, gayretimizi bırakmadan ligin sonuna kadar yarışmanın içinde kalmaya çalışacağız. Bu anlamda iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Teknik ekibimizle beraber, yönetimimizle beraber yine sezona da fena başlamadık. Geçen hafta bir 2 puanlık kaybımız var ama bu tarz kayıplar sene başında olması bazen hayırlara vesile olabiliyor. Bunun da telafisi ligi uzun. Bunun telafisi de olacaktır. Emre Bey, transferler bitmedi Beşiktaş'ta. Umut Meraş geldi. Özellikle evet. Umut sonrası Getson ve Kaan için çok yazılıp konuşuldu. Çok iddialar vardı. Getson'la Kaan özelinde gelişmelerde son bilgiler nedir efendim? Şöyle biz transferde en son artık belki bir belki iki transfer yapabiliriz diye zaten söylemiştik. Umut'la belli bir noktaya geldik. Resmi anlamda henüz bitmiş bir transfer değil. Belli bir noktaya geldik. Onun dışındaki isimlerle şu an için bir şey söylemem doğru olmaz. Ama bir stoper noktasında bir transfer zaten yapacağımızı belirtmiştik. Ondan sonrası daha henüz önümüzde bir 3-4 gün var. Belki bir fırsat transferi olursa onu da gerçekleştiririz. Montero mudur Sayın Koca daha bu isim? Montero. Yok henüz o yani belli isimler var. O isimlerden biri olacak. Hakemle ilgili ne söylersiniz? Bugün Salih'in... Tabii Salih... Kur'an da çok konuşuldu. Evet. Geçen hafta zaten verilmeyen bir penaltımız var. Onunla alakalı zaten başkanımız bir açıklama yapmıştı. Verilmeyen bir penaltı var. Bugün itibariyle de ilk sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında Karagümrük takımında belki ikinci sarı kartın görülmesi anlamında fauller vardı. Hoca böyle değerlendirmedi. Ya bizim takımımız çok ciddi bir takım. Tabii hakem camiası da yeni lige ısınıyor. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi yönetilecek diye umuyorum. Biz de tabii yönetim olarak bizler takip ediyoruz bu konuyu. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugün 10 kişi kaldık ama bir parantez açmak istiyorum. Taraftarımız gerçekten bugün 11'e 11 oynattı bize. Yani o eksik kalan, Salih'in çıkmasıyla eksik kalan noktayı taraftarımız her zamanki gibi doldurdu. Bu da çok memnuniyet verici. Keşke tam aşı uygulamasına geçilmişken %100 tekrardan tribünler dolsa, bizim de Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Gelecekteki maçlarla alakalı seyir zevki açısından çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu da bir parantez açıp söylemiş oldum. Emre Bey, son olarak ayrılacak isimler var takımdan. Utku'yla Lens'in, Karagümrük'le en azından görüştüğünü biliyoruz. Douglas var. Gidecek oyuncularla ilgili Laiş de aynı şekilde. Evet. Ya görüşürüz onlarla. Utku'nun tabii Mert Günoğ aldık. Utku çok bizim yatırım yaptığımız, gelecekte çok iyi şeyler beklediğimiz bir kaleci. Onun devamlı oynayabileceği bir kulüp olursa değerlendirmek istiyoruz. Diğer isimlerle alakalı geçen seneden beri süren süreçler var. Maalesef onların o uzun kontratlarının getirdiği sorunlar. Bu sene inşallah artık onlar da son senelerini yaşıyorlar zaten. Beşiktaş'ın menfaatleri çerçevesinde onlarla da yolları ayırmayı planlıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Sayın Hoca'dan. Sağ olun.